Ünite sonu değerlendirme. A. Aşağıda verilen işlemlerin önce sonuçlarını en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Daha sonra işlemlerin gerçek sonuçlarını bulunuz. Sonuçlar arasında oluşan farkı bulunuz. Tahmin. Şimdi birinci işlemde verilenlere en yakın onluğa yuvarlayalım. 3194, 3190 olur. 2168 ise 2170 olur. Çıkarmayı yapalım. 0, 2, 0, 1. 1020 bulduk. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 3194'ten 2168'i çıkaralım. Evet, 14'ten 8 çıktı. 6. 8'den 6 çıktı. 2, 0, 1. Şimdi aradaki farkı bulalım. 1026'dan 1020'yi çıkardığımızda aradaki fark 6'ya eşittir. İkinci işlemi yapalım. 6472 en yakın onluğa yuvarladığımızda 6470 olur. 3258 ise 3260 olur. Çıkarma yapalım. 0, 1, 2, 3. 3210 çıktı. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 6472'den 3258'i çıkaralım. 12'den 8 çıktı, 4 kaldı. 6'dan 5 çıktı, 1, 2, 3. Evet. 3214. Şimdi aralarındaki farkı bulalım. Aralarındaki fark 4'e eşittir. Üçüncü işlemi yapalım şimdi. Burada toplama var. 4319, 4320 olur. 5270 de 5271 ise 5270 olur. Toplayalım. 0, 9, 5, 9. 9590 çıktı. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 4319, 5271. 9, 1 daha 10. Onun 0 elde var. 1. 1, 1 ve 7'nin toplamı 9. 3, 2 daha 5. 4, 5 daha 9. Evet, aradaki farkı bulalım şimdi. 9590'dan 9590'ı çıkardığımızda aradaki fark 0 olur. Evet, dördüncü işlemi yapalım. Yine bir toplama. En yakın onluğa yuvarlayalım bunları. 9999 10.000 olur. 3499 ise 3500 olur. Topladığımızda evet 13.500 buluruz. Şimdi işlemin gerçek sonucunu bulalım. 9999 ile 3499'u toplayalım. 9, 9 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1. 1, 9 ve 9'u topladığımızda 19. 19'un 9'u elde var. 1. 1, 9 ve 4'ü topladığımızda 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 1, 9 ve 3'ü topladığımızda da 13 olur. Şimdi farkı bulalım. 13.500'den 13.498'i çıkardığımızda aradaki fark 2'dir. B. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini okları takip ederek yapınız. Evet. Bir de 2376 ile 912'yi toplayalım. Evet. 6, 2 daha 8, 7, 1 daha 8, 3, 9 daha 12. Elde var. 1, 3. Burayı 3288 bulduk. Burası ise 912 ile 1763'ün toplamı. Burası 5, burası 7, burası 16'nın 6'sı elde var. 1, sonra da 2 olur. 2675. Evet, en son şurayı bulalım. 2675 ile 3288'i toplayalım. 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 7 ve 8'in toplamı 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 1, 6 ve 2'nin toplamı 9. 2 ile 3'ün toplamı 5. İlk işlemin sonucunu 5963 olarak bulmuş olduk. Şimdi çıkarma işlemini yapalım şuradaki. 9841'den 5016'yı çıkaralım. 11'den 6 çıktı, 5 kaldı. 3'ten 1 çıktı, 2, 8, 4. Evet, burası 4825'tir. Şimdi 5016'dan 2176'yı çıkaralım. Burası 0. 11'den 7 çıktı, 4. 9'dan 1 çıktı, 8. 4'ten 2 çıktı, 2. Burası da 2840.
Şimdi 4825'ten 2840'ı çıkarırsak burası 5. 12'den 4 çıktı 8. 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı 9. Sonra da 3'ten 2 çıktı 1. 1985 olarak burayı buluruz. Evet, alt taraftan devam edelim. 1976 ile 3065'i toplayalım. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, 1, 7 ve 6'yı toplarsak 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 9 ve 0'ı toplarsak 10. 10'un 0'ı elde var. 1, 1, 3 ve 1'i topladığımızda da 5 olur. Evet. Burası 5041'e eşittir. Şimdi 3065 ile 5216'yı toplayalım. 5, 6 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, 1, 6 ve 1'i toplarsak 8, 2, 8. Evet, burayı da 8281 olarak bulduk. Şimdi 5041 ile 8281'i toplayalım. 2, 4, 8 daha 12. 12'nin 2'si elde var. 1, 3 ve 13. Evet, burasını da 13.322 olarak bulmuş olduk. Son işlemi yapalım. 9102'den 2549'u çıkaralım. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. Evet, 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkarsa 5. 8'den 2 çıkarsa 6. Burası 6553 olarak bulunur. Devam edelim. 2549'dan 1760'ı çıkaralım. Burası 9. 14'ten 6 çıktı 8. Evet, burada 4 kalır. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktı 7. Burası da 0. Yani 789 bulduk. Şimdi son olarak 6553'ten 789'u çıkarmalıyız. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı 4. 4'ten 8 çıkmaz. 14'ten 8 çıktı 6. 4'ten 7 çıkmaz. 14'ten 7 çıktı 7. Burada da 5 kaldı. Evet, sonuç 5764'e eşittir. C. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız. 1. Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak cevapları ile eşleştiriniz. Şimdi 2514 ile 400'ü toplarsak 2815 olur. Evet, bununla bu eşleşmiş oldu. 1957'den 40'ı çıkarırsak 1917 olur. Evet, bununla bu eşleşti. 2413 ile 300'ü toplarsak 2713 olur. Evet, bununla bu eşleşti. 2023 ile 700'ü toplarsak 2723 olur. Bununla bu eşleşti. 2113 ile 500'ü toplarsak 2613 olur. Bu eşleşti. 1646 ile 300'ü toplarsak 1946 olur. Bununla eşleşti. 2018'e 900'ü toplarsak 2918 olur. Bu da bununla eşleşmiş oldu. 2. Aşağıdaki problemleri cevapları ile eşleştiriniz. A şıkkı. Ayşe rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile. Bu sayı 9876'dır. Rakamları farklı en büyük 4 basamaklı doğal sayı ile 3 basamakta en küçük doğal sayı. Bu ise 100'dür. Evet, bunun farkı 9776 olur. Ayşe'nin bulduğu sonuç bakın buradaymış. Buraya A yazalım. B'ye bakalım. 3276 lirası olan senin parasının 230 lirasını harcamış. Geriye ne kadarı kalır? 3276'dan 230'u çıkaralım. Burası 6, burası 4, burası 0, burası 3. 3046 lirası kalır. Bakın burada. Buraya B yazalım. C. 4 basamaklı bir sayının binler basamağı 3, onlar basamağı 2 artırılıyor. Bu sayının değeri kaç artar? Şimdi binler basamağı 3 artarsa sayı 3000 artar. Onlar basamağı 2 artıyorsa 20 artar. Toplamda 3020 artmış olur. Evet, bakın burada. Buraya da C yazalım. Ç'ye bakalım şimdi. Elif 4959 artı 4817 işleminin sonucunu tahmin etmek istiyor. Bunun için
İşlemi iki sayıyı da en yakın onluğa yuvarlayarak yapıyor. Elif'in bulunduğu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi 4959, 4960 olur. En yakın onluğa yuvarlarsak 4817 ise 4820 olur. Bunları toplarsak 0, 8, 7, 9. 9780 olur. Bakın burada. Buraya da Ç yazabiliriz. Ç, aşağıda verilen problemleri çözünüz. 1. Abim benden 15 yaş büyüktür. Ben ise kardeşimden 4 yaş büyüğüm. Yaşım 12 olduğuna göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? Önce abisinin yaşını bulalım. Yaşı 12 ise abisi 15 yaş büyükse abisi 27 yaşında olur. Sonra kardeşinin yaşını bulalım. Kardeşi de 4 yaş küçükmüş. O zaman 12'den 4'ü çıkardığımızda 8 olur. Üçünün yaşları toplamı ise şimdi abisi 27, kendisi 12, kardeşi 8. Toplayalım. 7, 2 ve 8'i toplarsak 17 olur. 17'nin 7'si elde var 1. 1, 2 ve 1'i toplarsak da 4 olur. Yani bu üçünün yaşları toplamı 47'ye eşittir. 2. Murat doğum yılını soran Fatma'ya doğum yılıma 2023 ekleyince 4004 oluyor cevabını veriyor. Bu bilgiye göre Murat 2023 yılında kaç yaşında olur? O halde 4004'ten 2023'ü çıkarmalıyız. 4'ten 3 çıktı 1, 0'dan 2 çıkmaz, 10'dan 2 çıkarsa 8, burası 9, burası da 1 olur. Demek ki Murat 1981 yılında doğmuştur. 2023 yılında kaç yaşında olur? Bunu bulmak için de 2023'ten 1981'i çıkarmalıyız. 3'ten 1 çıktı 2. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4. Evet, burası 0. Burası da 0 olur. Demek ki Murat 2023 yılında 42 yaşındaymış. 3. Sema Hanım kırtasiyeden aldığı okul çantası, kalem kutusu ve boya kalemlerine 876 TL ödemiştir. Boya kalemlerine 376, okul çantasına 215 TL ödeyen Sema Hanım, kalem kutusu için ne kadar ödemiştir? Boya kalemleri 376, okul çantası 215. Bu ikisini bir toplayalım. 6, 5 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 7, 1 ve 1'i toplarsak 9, 3, 2 daha 5. Şimdi 876'dan 591'i çıkarırsak kalem kutusunun fiyatını buluruz. 6'dan 1 çıktı 5. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı 8. 7'den de 5 çıktı 2. Evet. Kalem kutusunun fiyatı 285 TL'ymiş. Bir iş yeri sahibi çalışanlarına vermek için 975 tane Ramazan kolisi hazırlatıyor. Ramazan ayının birinci günü 225 kişiye, ikinci günü 320 kişiye ve üçüncü günü 245 kişiye bu koliler dağıtılıyor. Dördüncü gün ise kalan kolilerin tamamı dağıtılıyor. Her çalışana bir koli verildiğine göre dördüncü günün sonunda kaç çalışana Ramazan kolisi verilmiştir? Şimdi birinci gün 225, ikinci gün 320, üçüncü gün 245. Bunları bir toplayalım. Evet, 5, 5 daha 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 1, 2, 2, 4. Bunları topladığımızda 9 yapar. 2, 3 ve 2'yi topladığımızda 7 yapar. Toplam 790 koli. Toplam koli sayısı 975'ti. Şimdi bundan 790'ı çıkarırsak 4. gün dağıtılan koli sayısını buluruz. Burası 5. Şimdi 17'den 9 çıktı. 8. 8'den 7 çıktı 1. Evet, 4. günde 185 adet koli dağıtılmıştır. D. Her bir sorudaki verileri inceleyiniz. Bu verileri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek birer problem kurunuz. Kurduğunuz problemleri çözünüz. 1. Bir kitap evinde bulunan kitap türleri ve bu kitapların 3 aylık satış sayıları aşağıda verilmiştir. Problemimiz şu şekilde. Yukarıda verilenlere göre polisiye, macera ve şiir kitaplarının toplam sayısı, felsefe ve sanat kitaplarının toplam sayısından kaç fazladır? Evet, şimdi polisiye, macera ve şiir kitaplarının toplam sayısını bulalım. 367, 296 ve
341'i toplayalım. 6, 7 ve 1'i topladığımızda 14 olur. 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 6, 9 ve 4'ü topladığımızda 20 olur. 20'nin 0'ı elde var 2. 2, 3, 2, 3. Bunları topladığımızda da 10 olur. Şimdi polisiye, macera ve şiir kitaplarının toplam sayısı 1004 yaptı. Felsefe ve sanat kitaplarının toplam sayısını bulalım. 196 ile 425'i toplayalım. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 1, 9 ve 2'yi topladığımızda 12. 12'nin 2'si elde var 1. 1, 1 ve 4'ü topladığımızda da 6 buluruz. Yani 621 çıktı. Şimdi polisiye, macera ve şiir kitaplarının toplam sayısı 1004. Felsefe ve sanat kitaplarının toplam sayısı 621. Aradaki farkı bulalım. 4'ten 1 çıktı. 3. Şimdi 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan 10'luk alırız. 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 6 çıktı. 3. Evet, sorumuzun cevabı 383'tür. 2. Bir mobilya mağazasında satılan ürünlerden bazılarının Kasım ve Aralık ayı fiyatları aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre 3 ürünün 3 aylık fiyat farklarının toplamı kaç liradır? Şimdi sehpanın fiyat farkını bulalım. 2750'den 2550'yi çıkarırsak 0, 0, 2, 200 lira buluruz. Sandalyenin fiyat farkını bulalım. Bu sefer 4000'den 3790'ı çıkaralım. 0, burası 1 olur, burası 2 olur. Evet, bu da 210 lira çıktı. Masanın fiyat farkını bulalım. 1650'den 1500'ü çıkaralım. 0, 5, 1, 150 lira çıktı. Şimdi 3 ürünün fiyat farklarını toplayalım. 200, 210 ve 150'yi topladığımızda burası 0, burası 6, burası da 5 olur. Yani 560 lira olarak sorumuzun cevabını buluruz.